Yıkılmadım ayaktayım Dertlerimle baş başayım Zalimlere <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te modifiyeye devam. <laughs> Abilere selam modifiye devam hadi bakayım <laughs> Bugünkü bölümümüzde misafirimiz Pegasi Zorruso. Çok güzel bir isim var gerçekten. Ve onun yanında başka bir Pegasi var. Bu eski. Baya eski, eski hatta ama. Olsun bu da Pegasi çünkü. Pegasus Toros. Ama bu Toros değil Urus. Lamborghini Urus bu bildiğimiz. Bunu modifiye etmek istiyorum. Çünkü ben bunu görmemiştim. Hatırlamıyorum yani. Ama bir şey diyeceğim. Onu bunu boş ver. Gerçekten bakın. Gerçekten. Bu araba mükemmel gözüküyor yani. inanılmaz güzel gözüküyor. Manyak gözüküyor yani. Efendim. Ha kafandı Ve aha da karşınızda Toros arkadaşlar. Nasıl Toros ama fenalık değil mi? Şekil he. Harbiden şekil bu arada ya. Oğlum bu ne? Hızlı falan da he. Oğlum manyaksın sen he Bir şey değil mi? O zaman haydi bakalım başlasın modifiye Rengi kötü şu anda Şu an rengi kötü Rengini düzeltmemiz lazım Büyük ihtimalle ya gri ya siyah yapacağım arkadaşlar Tahmin ediyorsunuzdur zaten <laughs> Hadi bakalım Marmoru koyduk Trenleri koyduk Ondan sonra motor Motoru yapıştır Egzoz Ha gelelim egzoza Kocaman iki tane vardı Böyle böyle yuvarlakları hiç yakışmadı biliyor musun? Uuu uh. bak bu olabilir Abi yok yuvarlakları çormuyor ya Stok da güzelmiş aslında Ya da bu dörtlüler de güzel Bir şey diyeyim mi? Galiba bu dörtlüyü koy şu ortadaki fena aslında bir değişikliğe geldi ama yan taraflar çok boş kalıyor. O görüntü hoşuma gitmedi çok boş kalması. Şöyle alüminyum e, dörtlü kare kare egzozlarımızı koyalım. Bumper bak o seçenekler bol. Ee, shark diffuser diyor. Oha ya bir şey diyeceğim. Bu kötü ya. Çok açıldı arası. Yok. hiçbir hoşuma gitmedi şu hariç. Şu olabilir yani. Onun gideri var. Karbonlu mu yapsak hatta? Aynen karbon custom diffuser diffus <laughs> yapalım. Ee, grill'e geldik sonra. Grill. Ha. Oo hiç gerek yok böyle şeyler abi. Buna da hiç gerek yok biliyor musun? Bir şey diyeceğim galiba en güzeli şu karbon trimli olacak. Şöyle ufak bir karbon trim. Evet evet arkadaşlar çünkü direkt o şekildeki temiz hale hoşuma gitti görüntüsü. Hood'a geldik bakalım. Hood da güzel abi. Bak Hood da çok güzel abi. Araba modifiyeli geldi ki elimize zaten ya. Öyle bir sıkıntı var. Ne koyacağımızı bilemiyoruz bak. Vallahi bak bu güzelmiş. Tamam bu güzelmiş. Bu olabilir. Bu 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 olur. 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 Oo! Yapar mıyız böyle bir şey? Böyle bir çılgınlık? Bir şey değil mi? Bir çılgınlık yapılır ya herhalde. Acayip güzel gözüküyor. Yapacağım ya bunu. Çılgınlık. Ufak tefek çılgınlıklar lazım. Liveriye sonra geliriz arkadaşlar. Mat guard. Tamurluk koy tamam ne ne olacak? Görmüyoruz zaten. Ee, plakayı yapıştır. Respray en sonra roof. Karbon roof. Şöyle çizgili roof olur. Çizgili roof olur. Oo, sport roof. Oo bir şey diyeceğim bu birazcık fazla ama olabilir böyle şeylere varım ben ama daha güzelmiş karbon daha güzel çok güzel oldu bu Skirts şimdi çok anlamıyoruz ama primary race Skirts oraya bir logo falan geldi karbon race skirt şöyle daha iyi görüyoruz sonrasında evet karbon yapalım mı aynen karbon yapalım karbon <laughs> detayları olsun arabanın <laughs> etrafta işte spoiler karbon ee, detayı yine. Yaparız abi karbon detay koyarız arabaya. Allah'ım ya bu nasıl bir spoiler? eee <laughs> okay. Bak bu güzelmiş. Bu daha da güzel. Karbon oldu ya. Karbon fantezim var arkadaşlar. Anlamadıysanız ben söyleyeyim. Ee, tamam bir dakika bak. Bak şu güzeldi. Ama sanki şu daha da güzel bak şöyle. Karbon low level spoiler. Ah hayır değilmiş değilmiş pardon bu değil. Bu 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 aynı. O çok çirkindi bu iyi. Ee, ondan sonra arka tarafa bir tane daha spoiler koyabiliyoruz. Bunu da normal yapalım. Bunu karbona gerek yok artık. Bak çok boyuyor zaten. Bu iyi abi. Aynen bu iyi. Arabayı alçaltalım mı? Bence yok. Bence öyle bir şey hiç gerek yok. Transmission'ı koy. Ondan sonra turbo'yu yapıştır. Ee, janta geldik. Janttan önce camları karartalım. Başka bir şey de yok. Yok abi jantlar çok şekilde içesim gelmedi. Ee, primary. Şimdi ya siyah olacak ya da grilerden bir şey olacak. Kesin gri olacak. Bakıyoruz. Ee, Bak bu güzel. Bir verilere bakalım. Son kez bu çizgi fena olmazmış aslında. Toros yazısı bayağı çirkin şeyler var gibi geliyor. Evet bayağı çirkin gidiyoruz şu anda. Çok çirkin. Liveri hiç koyulmaz. Abi şu kaputu şöyle bıraksam mı? Bırakmasam mı? Ortada kaldım ama araba gitmiyor arkadaşlar. Arabaya bir şey oldu. Şaka yapmıyorum. Araba gitmiyor. Şu an gaza basıyorum. Bir şey oldu bak. Bir dakika dur bakayım. Arkadaş, araba şu anda gitmiyor. Niye böyle oldu? Bak bak bak. Kalkıyorum. Bastım ab abandım da W'ye abandım şu anda. Nasıl ya? Oğlum araba öldü. Aha. Bu sefer daha iyi kalktı. Demin çok kötü gidiyordu. Tamam kendine geldi. Demin bir şey oldu araba. Tamamdır. Kaputunu da değiştirdim arkadaşlar. Araba bu şekilde garajda yerini aldı. Baya güzel bir araba yalnız. Harbiden çok fena bir araba. Kendine de geldi. Sonunda gidiyor adam akıllı. Ve karşınızda Zorutsu. Üf isme bak. <laughs> Keşke ismi kendi kadar havalı olsaymış. Var ya. Yani tek kötü yanı ne biliyor musunuz? Galiba üstü kapanmıyor. Aynen öyle. Bekleyin. Daha ümidim gitmedi. Bitmedi çünkü modifiye ederken üstünü kapatma şansımız olabilir. Önüme kırma bir daha. Ama çok güzel gözüküyor bu arada. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Böyle Ferrari gibi, Lambo gibi yani değişik. Hiçbir şeye benzemiyor. Böyle bir araba yapsınlar. Ya da benziyor da bilmiyorum. Belki de benzediği bir araba vardır. Ben bilmiyorum bu ama çok hoşuma gitti. Hadi bakalım. Tek temennim tavanın kapanması. Sonra favori arabam olabilir oyundaki. Armor'u koyduk, frenleri koyduk, motoru koyduk. Bu arada neredeyse fullmüş acceleration'ı biz şey yapmadan önce. Ee, egzoz aynı şekilde ama ooo. Kaç tane? Bir iki. 10 <laughs> tane mi var bu arada gerçekten? Evet, 10 tane egzoz var. Eee ooo direkt tampon değişti abi. Ha, garipmiş. Tamam yine ohayda. Oh ne? <laughs> bu ne? Bu ne oğlum? Sokak setup'ı diyor ama başka ayarlar var mı sokak setup'ına uygun? Eğer varsa o zaman hepsini sokak setup'ı yapıp bunu da koyabilirim. Böyle çılgın bir arabaya dönüşebilir. Ama eğer yoksa sadece bu böyle olacaksa o zaman sıkıntı olur. O yüzden ilk önce onu koymayacağım. Abi şu tampon bu arada çok daha hoşuma gitti. İlk tampon şekli. Ve egzoz 10 tane abartı abi. Ben şu split pipes'i koyuyorum. Ondan sonra front Bumper'a gelelim. Ee, open dedi ama hiçbir şey değişmemiş gibi hissettim. Hatta stoğu daha güzel öyle diyeyim. Ee, aynı şekilde bu da kötü. Bu da kötü. Bu güzel. Bu güzel. Racing 2 güzel. Tamam. Racing 2'yi koyalım. Grill. Ee, şurada çok azıcık bir şey değişiyor abi. Şurası bak. Şurası azıcık açılıyor. 2 tane açık daha güzel abi. Tek açıktan. Aynı öyle iki açık daha güzel. Stok bıraktım. Ee, clean streamline. Hmm. Stok daha güzel değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sanki stok daha güzel. Yok bu da güzelmiş. Bu bu güzel, bu güzel. Plate siyah yapalım tabii ki yine. Ondan sonra renge yine girmiyorum. Roof yes! İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ümidim vardı. Gerçek oldu. Çatıyı tavanı koyduk. Çatı ne ya? Spoiler. Abi ufak bir spoiler buna yakışır ya. <laughs> bu çok çok güzel. Tam şey kıvamında. Tam kıvamında bir spoiler olmuş. Carbon ducktail. Carbon ducktail iyi ya. Transmission fulle ondan sonra turbo'yu yapıştır sonra tekere sonra geliriz Windows karar tabi camları da ve bitti abi i̇şte bu kadarcık değişti ama olsun 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 abi araba çok güzel zaten rengine karar verelim o zaman şimdi metaliğe girdik hadi bunu gri yapmayalım <laughs> Bak tamam o zaman büyük ihtimalle o sevdiğim sarıyı yapacağım arkadaşlar. Ee, ama kırmızılar da bir bakalım ya. Kırmızılar da olabilir diyecektim. Kırmızılar bitti bile. Ulan pembe bile daha güzel oldu. Harbi pembe yakıştı bu nedir ya. Dur bakayım. Sarılar, sarılar sarmadı şu ana kadar. Reis Yelov olur. Reis Yelov olur yani. Hem de karbon detaylarla fena olur Reis Yelov. O yüzden bu da güzel olur gibime geliyor. Oluyor. Evet güzel oluyor. O, ben büyük ihtimal o soru yapacağım yine. Abi bu bu tamam hadi bu. Oo güzel güzel. Tamam sekonderde değişen şeyler güzel. Ufacık bir jant detayı var. Orası değişiyor. Liveri'ye geldik. Üçlü renk. Aa Ferrari. Araba demiştim. Ferrari'ymiş araba. Bu ne ya? Bu ne ya? Mükemmel. Şöyle bir hava alanında bir deneyelim. Baya hızlı hissi veriyor zaten. Hatta baya hızlı bu arkadaşlar belli. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi bir araba. Yani içimde kalan bir tek tereddüt var. O da Reis Yelov muydu bu muydu acaba? O, o bir tereddüt kaldı içimde ne yapsaydım diye. Ama onun dışında 10 on numara araba. O zaman arkadaşlar şöyle bir düz yolda yapıştıralım. Bir görün bir hızlanmasın en azından. İçeriden bakıyorum ki şurayı okuyabiliyorsanız kaç olduğunu görürsünüz. Ben okuyamıyorum. Evet yok ben okuyamıyorum ama Baya yüksek bir sayı yazıyormuşum gibi geliyor Hatta 180 mi şu an Galiba 180 falan. Yok 170 mi acaba? Abi oku 170 de ne saçma? Biraz bir şey diyeceğim. Galiba bayağı hızlıydı çünkü yol boyu bayağı çabuk bitti. Yani galiba bayağı hızlıydı çünkü çok çabuk yol bitti yani. Ben orayı okumaya çalışırken yol bitti arkadaşlar. O yüzden galiba bayağı hızlı bir araba. <laughs> Barikatın altından geçti. O kadar alçak araba. Arkadaşlar şu üçlü deveriyle şöyle bir renkleri göstermek istedim. Bak siyah güzel oluyor, kırmızı da güzel oluyor. Bayrağı koymak istedim çünkü çok ufak olsa da çok güzel bir detay. Böyle mat siyah yaptım arabayı. Bu da fena oldu. yani ne yapsam karar veremedim zaten. Ne olarak bıraksam da garajımda kalsa karar veremedim. Bir de kırmızı detay ekledim böyle gördüğünüz gibi. Jantlar kırmızı falan oldu. Motor da kırmızı oldu. Motorun şey detayları kırmızı oldu. Bu da çok fena oldu ya. Sarı mı siyah mı nasıl kalsa bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla GTA 5 videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Adios amigos.